hanımlar merhaba. Ben İlk Adım Halk Eğitim Merkezi Kuyumculuk alanında takı tasarımı öğretmeni Leyla Şenkeskin. Bugün sizlerle Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlk Adım Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hazırlanan Kadın Eli Eğitim Projesi kapsamında hazırlanan kazaziye örücülüğü derslerine devam etmekteyiz. Evet hanımlar, şimdi biz tekniklerimizi aşağı yukarı hep gösterdik. Şu ana kadar gösterdiğimiz birçok tekniği şu anda birleştirme aşamasına geldik. Yani birkaç eksiğimiz olsa da bizim bu saate kadar, yani şu ajur teknikleri birleştirme aşamasına geldiyseniz eğer, siz bu tesbihin ucundaki kamçıyı ya da bu tesbihi yapacak hale gelmiş olabilirsiniz. Bir kolyenin ucuna tasarım ya da bir küpe ya da herhangi bir şey bizim gösterdiğimiz tekniklerle artık çalışabilecek durumdasınız. Şimdi biz burada tesbihimizi, topu gösterdik, bıcırığı gösterdik, ajur tekniğini gösterdik, yeminli sürgüyü gösterdik. Artık 40 kat bağlaması, yani sallantı bağlamalarını yapacağız ve birleştirmeyi göstereceğiz. Ajurlarımızı hazırladık. Şimdi mumlu ipimizi tekrar benimle birlikte siz de hazırlayın. Mumlu ipimizi hazırlıyoruz. Eğer beyaz dikeceksek beyaz çalışıyoruz. Eğer oksitli dikeceksek de gri ya da siyah kullanabilirsiniz. Şimdi biz burada bir tane tuğra çerçeve kullandık, telkari. Sağ olsun bir ustamız bunu çok güzel yapıyor. Bazı şeylerimizi hazır alabiliyoruz çünkü her dersi bir arada göstermemiz mümkün değil. Ustamız bu konuda çok başarılı. Biz bu taşlarımızı, doğal taşlarımızı bu çerçeveler haline getiriyoruz ve kolyelerde, bilekliklerde, tasarımlarda kullanıyoruz. Daha küçüklerini bilekliklerde, kolyelerin orta göbeğinde de bu taşlarımızı kullanıyoruz. Zevk tamamen size kalmış. Şimdi mumlu ipimizi hazırladık. 2 numara iğnemize takıyoruz. Önce 40 kat bağlamalarını hazırlayacağız. Sonra da birleştirmesini çalışacağız. Çok uzun takmayın. Çünkü çok uzun takarsanız ip sıyrılırken mumunu sıyırabiliyor. O zaman da dikiminiz kaliteli olmayabilir. İpinizi kısa tutun, çok uzun tutmayın. Çift kat takabilirsiniz. Çift kat takmada. Şimdi bir kolyemiz var burada. Kolyemizi birleştirip bir kolye ucu haline getirelim öncelikle. Burada büyük tığ kullanıyoruz. Çünkü 40 kat bağlaması için 40 kat dememiz amacı bunun katıdır. 3, 5, 7 gibi diyor ya, hani 3, 6, 9, 12, 15, 18 gibi gittiği için biz burada 36 kat da kullanabiliyoruz. İsterseniz 40 kat da kullanabilirsiniz. Şöyle ölçüleri aynı şekilde keserek kalın ajurumuzdan. Tığımızın kalınlığını ve durma yerini ne kadar kalın istiyorsanız orada İkisini birden bağlıyoruz ve sarıyoruz. Yine aynı şekilde ucundaki ajurları sökerek sökülmüş ve sökülmemiş yerin arasına kadar inip yakıyoruz. Şimdi birleştirmeyi yapacağız. Bu bizim kolye ucuna takılacak yerimiz. Ajurumuzun üst tarafını yaktığımız için alt taraftaki yeri yumuşak. Oradan iğnemizi sokuyoruz içine, güzel. Çıktıktan sonra tabii ki düğüm yok. Ucunu bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra orayı yakıyoruz. Tekrar bir sarım yapıyorum. Tekrar iğneyi yumuşak olan bölüme saplıyorum. Sonra burası için hazırladığımız ajurumuzu, yeminli sürgümüzü pardon, hemen koyuyorum. Sonra da askı için atıyorum, incin arasına koyun ya da hazır zincire takın. Bağladığımız çift kat 40 katı içerisine yerleştirerek çapraz bir şekilde zincirin geçecek olduğu bölüm olarak bırakarak aşağı iniyorum.
indikten sonra oturtuyorum yerine. Tekrar oradaki ipe saplayarak, burada karga burun kullanıyoruz. Yukarı çıkıyorum. Aslında burada yapmam gereken şey bunun içini doldurmak. Hem sürgünün hem de burada taktığım kırkatın ortada birleşmesi ve bu diktiğim iple birlikte onun içinin doldurmak amacım. Karşıya geçiyorum. Dikim ipimizin ne aşağıdan ne de yukarıdan görünmemesi gerekiyor. Hiçbir şekilde dışarıdan gözükmemesi lazım çünkü kaliteli bir iş olmaz. Sıkıştırıyorum. Şu anda kolyemin ucu neredeyse hazır. Tekrar karşıya geçiyorum ve aşağı iniyorum. Orada ipimi kesiyorum. Ve orayı hemen küçük bir yakarak karga burnunun düz yeriyle düzeltiyorum. Burada kolye ucumuz hazır. Bir tane kazaziye kolyemizi ortaya çıkardık. Arkasının sürgüleri ve papanları ölçüye göre ayarlanıp ve kolyemizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi bir de tespih ucunu göstereceğiz. Hızlı bir şekilde. Şimdi burada tek bağlama var. Yani sallantı yapmak için çift bağlama. Burada da 40 kat bağlaması var. Şimdi biz burada bu aşamayı göstereceğiz. Yine aynı şekilde iki tane ölçü kesiyoruz. Yani burada 3 santim gibi bir şey kesseniz yeter. Sizin tırnağınıza bağlama durumunuza bağlı bu. Evet, bu ikili sallamayı yapacağız. Çünkü burada sallandığı için diğer kolyemizde de öyle. Sallantı şekli kazaziye de güzel oluyor. Hem hareketli oluyor hem de duruşu daha kaliteli oluyor. Şimdi biz yine kestik iki tane parçamızı. Bunları genelde 36, 30'un üstünde katlar keserseniz daha mantıklı olur. Şimdi bağladım. Ucunu alıyorum. Ve hepsine birden girdikten sonra söküyorum. Kesiyorum. Bunu yakıyorum. Diğer ipimi alıyorum. Aynı yerde yine katladım. Bunu onun içine atıyorum ve tekrar bağlıyorum. Sonra da bunu söküyorum ve kesiyorum. Şimdi buradaki ayrı, buradaki de ayrı. Biz şimdi buradaki imamenin orta göbeği. Bunu isterseniz bileklikleri de çift kullanarak, ortasında top kullanarak da bir bileklik tasarımı yapabilirsiniz. İsterseniz kolyelerinizin yan taraflarında da kullanabilirsiniz. O yüzden bunu ama tesbihin olmazsa olmazı. Yani imame neyse bu da kazaziye tesbih de o kadar önemli. O yüzden onun bağlamasını da göstereceğim. Aynı boyutta 4 parça tel kesiyorum. 2 tanesini alarak tığımın üstünde, büyük yerinde, biraz büyük olacak çünkü birbirine geçmesi lazım. Bağlıyorum ve mumlu ipimi kullanarak ikisinin birleşmesini yapıyorum. Sökümümü yaptıktan sonra kesiyorum. Şimdi diğer iki taneyi alıyorum. Bunun teklisi, bu da çiftlisi. Kapamayı yaptım. İyice hazırladım. Bu hazırladığımı bunun içine koyuyorum.
tekrar bir kapama yapıyorum ve bağlıyorum. Evet, söküyorum. Ve kesiyorum orayı. Şimdi bunun da ucunu yakarak dikimi hazır hale getirmiş oluyorum. Bu teknikleri herkes farklı yapabilir. Ben en kaliteli, en sağlam şekilde böyle yapıyorum. Öğrencilerim de genelde benim yaptığımın aynısını yapmayı tercih ediyorlar. Şimdi biz dikime geçmeden önce mumumuzu hazırlıyoruz. Şeylerimiz hazır, 40 kat bağlamalarımız. Önce onlar yapılmalı. Sonra da ipimizi mumladıktan sonra dikime geçelim. Dediğim gibi eğer topunuzu dikerken zorlanırsanız mutlaka top bölümünü dikerken 4 numara iğneyi kullanın. Ama eğer rahat kullanabiliyorsanız 2 numara elinize daha rahat gelir, daha sağlam dikim elde edebilirsiniz. Toptan rahat girmek istiyorum derseniz mutlaka 4 numara kullanın. Ama ben her ikisiyle de dikebiliyorum. Bu tamamen sizin elinizin becerisine kalmış. Şimdi burada malzememize önce bakalım. Şimdi 40 katımızı bağladık, evet. Ama bunun bu şekli alması için ne yapıyoruz? Ortadan birini açıyoruz. Bir tanesini onun içinden geçiriyoruz. Oradan tutuyoruz. Karşı tarafı açıyoruz. Diğerini de onun karşısından geçirerek. Bu da hazır. Şimdi ajurumuzu aldık. Yumuşak yerinden giriyorum. Burayı bir yakıyorum. Burada uzunluk bırakmayın. Topa gelirse topu oturtmanız zor olur. Biz şimdi bu dersimizde bütün teknikleri yaptığımız malzemeyi, hazırladığımız malzemeyi burada biriktirdik. Bugün tamamen onları çalışacağız. Bıcırığımızı aldık. Yeminli sürgülerimizi aldık. Ve 40 kat birleşmemizi aldık. Topumuzu eğer bunun üstüne oturtacaksak alttan üstten birer kez oyuyoruz. Nakış makasını kullanabilirsiniz. Çok az bir oyma yapıyoruz içine. Sonra önce bıcırığımızı ajurumuzun üstüne yerleştiriyoruz. Şimdi topumuzu koyuyoruz. Daha küçük bir bıcırık koyuyoruz. Sonra da 40 katımızın ikili tekli 40 katımızı yani hepsini bir yere alarak birleştirme yapacağız. Onu içine soktum. Bıcırığın içine giriyor ve yerleştirmeyi yapıyorum. Yani üçünün, dördünün birden dikilmesi gerekiyor burada. İş burada başlıyor. Yani teknikleri bilebilirsiniz ama dikimde biraz daha fazla el becerisi istiyor. Şimdi ipim alttaydı. İkili tepeyi aldım. İçinden, karşıdan, topun içinden, diğer bıcırığın içinden ve aşağıda ajurun içinden çıkıyorum. Yani tamamına birden giriyorum. Düzgün tutuyorum. İyice oturtuyorum yerine. Yani burada tamamen şeklini veriyorsunuz. İlk girimden sonra karşıya geçiyorum. Ajurun içine gireceği için ipim görülmeyecek. Tekrar önce bıcırığa, sonra topa, sonra da yukarıdaki bıcırıktan çıkarak
karşıya geçiyorum. Şimdi tekrar aşağı ineceğim. Dediğim gibi eğer burada zorlanırsanız iğnenizi 4 numara kullanın. Ben şu an 2 numara kullanıyorum. Güzel bir dikim kazazinin o kadar kaliteli olmasına sebep sağlar. Çünkü bu kazazileri alan insanlar, tercih eden insanlar herhangi bir şey olduğunda hiçbir müdahale yapamıyorlar. Evet. Sağlam bir şekilde oldu. Hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. Şimdi ipimi kesiyorum. Şimdi zincir olayına geldik. Zincirimizi alıyoruz. Evet, zincirimizi takacağız. Zincirimiz için biz bu kolyemize bu zinciri uzun olduğu için biz buradan bir 3 santim alacağız. 4 de alabiliriz. 4 santim bir zincir kesiyoruz. Tespih ucunda genelde 3 santim zincir kullanıyoruz. Ama biz bunu başka bir yerde kullanacağız. O yüzden şimdi zincirimizi aldık. Yarım santim içeriden giriyorum. Tekrar karşıya geçiyorum. Buradaki boşluğu yakıyorum. Yaktıktan sonra buraya bir sarım yapıyorum. Sıkı bir şekilde bir sarım. Ve zincirin içine giriyorum. Şimdi aldım aşk düğümümü. Şu yumuşak yerinden tekrar giriyorum karşısına ve burayı birbirine birleştiriyorum şu şekilde. Birleştirmeyi yaptıktan sonra karşıya tekrar geçiyorum. Ve tekrar karşıdan. Yani her iki tarafı birleştiriyorum. Ama mutlaka zincire geçelim. Çünkü zincire geçmezsek sürgüyü takarken elimizde kalabilir. Sürgümüzü takıyoruz. Buradaki hazırladığım malzemeyi sürgünün içine yerleştiriyorum. Şimdi ne parçası görünüyor ne de bir ek durumu var. Temiz bir çalışma halinde. Sonra da buradaki ucu düzeltiyoruz. Şimdi zincirimizi taktıktan sonra bir kısa sürgü de olabilir, uzun sürgü de olabilir. Yani yeminli de olabilir. Biz orada tercihi size bırakıyoruz. Burada bir hazırlama yapıyorum. Yine zincirin içine girerek, bağlantıdan da girerek karşıya geçiyorum. Sonra bu hazırladığım 40 katı, biz burada top kullandık. Bu hazırladığımızda top istenmedi. Biz bunu ona göre hazırlıyoruz. O yüzden top kullanmadan yapacağız. Yani bunun gibi. Bu bir tespih kamçısı. Bir kehribar, kırmızı kehribara takılacak şekilde hazırlanmış bir tespih kamçısı. Bu da aynı şekilde. Şimdi hazırladığım imamenin içine giriyorum. Alttaki yumuşak yerine. Ve karşıya geçiyorum ve oradaki yumuşak yere tekrar
yakılmamış olan yere girerek, zincire dağız girerek burada bir sürgü içi hazırlıyorum. Yani her iki tarafı birleştiriyorum. Sonra da bir sarım yapıyorum. Neden? Çünkü takacak olduğum sürgü, yani daha doğrusu kısa sürgü biraz büyük. Onun içine göre burayı hazırlıyorum. Ve tekrar karşıya geçiyorum. Sürgümü yukarı alıyorum. Oturtuyorum yerine. Ve aşağıdan çıkıyorum. Kesiyorum. Yani burada biz ne yaptık? İmamemizi de takmış olduk. Şimdi karşımıza son işlemi kaldı. Bir tesbih hazırladığınızı düşünün. 33 tane dizdiniz. 2 zincirden 2 taneyi oyarak geçirdiniz. Burada bir bağlama yaptınız. Bekliyor bu tesbihiniz. Siz de bu kamçıyı hazırlayıp az daha büyük bir yeminli takarak bu tesbihimize birleştirme olarak hazır hale getirebiliyoruz. Ne yaptık? Biz bu tesbihin ucunu sizinle birlikte zincirini ördük, yeminli sürgüsünü yaptık, bıcırığını yaptık, ajur tekniğini yaptık, bağlama tekniklerini gösterdik, 40 kat bağlamalarını da yaptık ve tasarım aşamasında yaptık. Yani siz şu anda bu tesbihi yapacak aşamaya gelmiş bulunuyorsunuz. Evet arkadaşlar, 7 ders olarak kazaziye örgü tekniklerinde son dersimizin de sonuna geldik. Şimdi biz burada top örümünü gösterdik, iç zincir örgüsünü gösterdik, yeminli sürgüyü gösterdik, bıcırık tekniğini gösterdik, 40 kat bağlama tekniğini gösterdik, ajur tekniğini gösterdik, başlaması ve takibi bağlaması şartıyla. Ve biz şu anda bu tesbihi sizinle birlikte yapıp ortaya koymuş bulunuyoruz. Şimdi bu tesbihimiz hazır. Bunun böyle bir tesbihi hazırladınız. Atıyorum 33 tane tesbihi dizdiniz. İçindeki zincir 3 tepe birdenbire olarak örülmüş, ütülenmiş, ince halde haddeden geçmiş yani boncuklarımızdan. Sonra da 2 ipi birlikte bu boncuğa geçirdik ikisini. Burada bir bağlama hazırladık. Sonra böyle bir kamçı hazırladınız. Ve en son birleşmeyi de oradaki iki ipin birleşmesiyle tamamlamış bulunuyoruz. Evet hanımlar, bir kazaziye dersinde de sonuna geldik. Biz kazaziye tekniklerinde en başta bıcırıkla, zincirle başladık. Zincirden sonra bıcırık, bıcırıktan sonra kısa sürgü, yeminli derken, 40 kat bağlaması, ajur teknikleri derken biz kazaziye tekniklerini 7 derste bitirmiş olduk. Tabii ki burada bitmiyor çünkü bizim asıl ana tekniklerimiz bunlar. Bundan sonra bileklik modellerimiz ve kazaziye örgü yüzüklerimiz var. Birçok daha modelimiz var ama biz şu anda bir öğrencinin bizim bu videolarla birlikte kazaziyede alması gereken aşamaların tamamını size göstermiş bulunuyoruz. Buradaki isteğiniz ve taleplerinizi videonun altına bize yorum halinde yazarsanız biz sizin yorumlarınıza göre şekil alabiliriz. Tekrar farklı çekimlerde karşınıza gelebiliriz. Evet hanımlar, dersimizin sonuna geldik. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.